Tamam. Tamam. Acele etme. Yavaş yavaş. Böyle hatırladığın bir hikaye var mı? Hani bu yaşamda hatırladığın buna benzer. Çocukken ayağımı çizmiştim. Tamam. O ana git bakalım bir daha. Hisset bakalım ne var orada. Ne yaşandı? Tamam, ayağına çivi battıktan sonra ne hissettin? Ne oldu sonra? Ayağına çivi battı, acıdı. Evet. Evet. Tamam. Acı çektin sonuçta. Tamam. Korktun mu? Yani hani bir zarar olmasından mı korktun? Yoksa evet böyle bir şey yaşandı. Nasıl? Evet. Hadi babana gelmeni istiyorum bir daha. Bak hep babaya geldiği zaman başka bir duygu çıkıp babadan uzaklaşıyoruz. Farkında mısın? Sabotajdır bunlar. Zihnin sabotajları. Fark etmen için söylüyorum. Çünkü yine 3 oldu bu. Babaya geliyoruz. Oradan hop başka bir oluyor. Bedenin hissettiği bir şey ve babadan kaçıyoruz. Gibi. Evet şimdi bak bir tarafta sol tarafta babam var. Ve çocukları. Sağ tarafta da sen varsın ve çocuğu. İkisine bak bakalım. Sol tarafta babam var, yanında çocukları var, sen de varsın. Sağ tarafta da sen varsın ve yanında da kızım var. O küçük çocuklar olarak bir bak o büyük bedenlere. Sağ taraftaki kızın annesine baksın. Sol taraftaki sen. Kızım da beni böyle kabul etmek istemiyor. Ya. Evet. Bak orada bir koşulun var mı? Hani şu olursa babamı kabul ederim, bu olursa babamı kabul ederim, şöyle olursa ki az önce bile affedemedin tam olarak. Çünkü zaten dedin ki değişmez ki ya da hep aynısı oluyor. Ben zaten daha önce de affetmiştim ya da annem de babamı affediyordu ama çok da bir şey değişmiyordu dedin ya. Ve hala bir değişim bariyerin var. Değişirse affederim, şu olursa affederim. Bu ya koşullu yani hani. Koşulsuz değil yani. Affetmek öyle bir şey değildir. Affetmek koşulsuz affedebilmek. Bu. Şu anda affetmen için zorlamayacağım zaten. Bunu belki yarın, öbür gün, öbür gün, belki 3 ay sonra, 5 ay sonra. Aa evet, gerçekten kalpten affedebilirsin. O yüzden hani 30 kere olumlu söylemek, olumlu konuşmak, olumlama yapmak falan hikaye. O yüzden sebepleri var. Hadi o resme bir bakalım bakalım. Sol tarafta baban ve yanında kızı var. Sen varsın. Sağ tarafta anne olarak sen ve yanında kızın var. Bir daha bak bakalım. Babam değişmek istemiyor. Acaba ben kendim değişmek istemiyorum. Onu da kendim mi görüyorum? Aynı mı yapıyor Bak acaba? bakalım, sen değişiyor musun? Babam değişmediği için babama kızdım. Evet. Halbuki değişsin istiyorsun değil mi? Bak çocuk o kadar güzel ifade ettin ki az önce. Değişmiyor ki babam dedin. Hani affetsem ne olacak? Aynı baba. E şimdi senin kızın konuşsun. O da diyor ki bak 10 yıldır tanıyorum annemi. Ne diyor kızın konuşsun? Kızın ne diyor annesi için? Kızımın annesinin değişmesini istiyor. Bunu zaten yüzüme de söylüyor. Evet. Anne değişiyor mu? Anne değişemiyor. Çok Evet. istiyor değişimi. Baba da öyle değişemiyordu. Değişmeyi istiyor belki de ama değişemiyor. Olabilir mi? Belki de. Evet. Hadi O anneye daha bak. önce adımı verilenleri
Ki, yok, ki anne, yani şu anki sen çok daha babandan daha bilinçlisin, daha eğitimlisin, evet, daha kendini yeniledin, bir sürü kitap okudun, bir sürü eğitim aldın, bir sürü eğitim aldın, evet, eğitimlisin. Evet. Ve bir sürü bu kişisel eğitimlere rağmen hala değişemiyorsun. Değil mi? Evet. Evet. Aslında o da babası. Evet. O da babasız değil. Evet. Aslında ancak ona verilenlerle o da alabilecekten bunu da alabilirdim. Evet. Belki daha iyi olacaktı. Daha iyi bir ortamda yetişseydim. Evet. 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 Belki onu arzut ediyorum. Evet. Ama çok canım acıdı. Evet. Çok özgü beni, çok yalnız yaptım. Hadi şimdi söyle. Ondan yani... kıyafetlikle zorlanıyorum. Evet. Beni çok kırdın. Evet, beni çok kırdın. Beni çok üzdün. Bana çok büyük zararlar verdin. Canımı çok yaktın. Bana şiddet uyguladın. Hadi söyle onları. Boğazın konuşsun. Ve seni affetmekte zorlanıyorum. Affedemiyorum. Ama seni... Evet, ben affetmekte evet, zorlanıyorum. Evet. Evet, zorlanıyorum. Şu anda affetmeni istemiyorum zaten. Bu değil. Amacım bu değil. Anladın değil mi? Yavaş yavaş, acele etme. Ama öncelikle peki bugün babanı kabul edebilir misin? Onu da zorlamıyorum. Onu da zorlamıyorum. Sadece fark etmen için söylüyorum. Çünkü bak sen de önce kendimi kabul etmek. Evet, ben de böyleyim ya da benim de özelliklerim var ve ben buyum. Bunu kabul ediyorum. Buyum ben. Baban da o. Baban da o. Babam da bu. Ki burada baban yatmış olsaydı, babana seans yapıyor olsaydım ve sen de bir taraftan dinlemiş olsaydın, eminim ki çok daha farklı şeyler olabilirdi. Ya da baban sana bu kadar zarar verdiğini bilmiş olsaydı, gerçekten o senin karşına gelip özür dilerdi. Bak, bu kadar zarar verdiğinin bilincinde olduğunu sanmıyorum. Anladın değil mi? Aha. Ki bazen aslında ölmüş gidiyorlar, ölebiliyorlar. Bu olumsuz yaşanmışlıklara rağmen. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bir baba olarak, hani bir erkek olarak dışarıdan baktığınız zaman ne kadar bunları yaşamış olsam da, hı-hı, çevremde hiçbir zaman benim mahallemde en iyi giyinen bendim. Her şeyin en iyisini bize getiren, bizim bir şeyler kendi gücünle, evet, azancınla, ve bize bir, her şeyin en iyisini yapmaya ve çalışan. Bir, ve bir erkeksin. Annen çalışıyor muydu? Hayır, çalışmıyordu. Çalışmıyordu. Ve kaç kardeştiniz toplam? Toplamda normalde 3 kardeşiz. 3 kardeşsiniz. Yani o baba 3 tane çocuğa sorumluluğunu alıp bakmayı seçti, baktı. İyi ya da evet, kötü. Anladın değil mi? Maddi yok, ve manevi ki... Yani, yani şimdi manevi anlamda bize yeterli olmasa bile maddi anlamda hani... Yetmeye çalıştı. Kesinlikle, yani mesela ilkokul mezunu bir insan ama evet, ben ortakitte 2 yıl üst üste okudum, yani sınıfta kaldım. Evet. Babamın karneme bakıp söylediği tek şey şuydu. Evet. Yani ben babamdan hayatım boyunca hani evet, şiddetle görsem evet, korkma yoktu, yani şey yoktu. Evet. Nasıl diyeyim? Evet. Aramızda mesafe yoktu. Hı-hı. Aslında öfke vardı, hı-hı, ama mesafe yoktu. Hı-hı. Babamı seviyordum. Evet. Yani güzel yaptığı şeyler de vardı. Mesela çocukken hiç unutmuyorum. Evet. Bizim boyumuza göre havlu astığımız vardı. Evet. Güzel şeyler de yapıyordu babam bize. Ben hayal kendimle isimle kalıyordum. Evet. Babam aslında o kadar kötü bir insan değil. Evet. Mesela işte kışın benim arkadaşlarım yürüyerek okula giderken biz servisle gidiyorduk biz. Veya en iyi ayakkabıları giyiyorduk kışın. Evet. Hani ki, veya en iyi ki, üstümüze, evet, başımıza. Ki alamaya da bilirdi değil mi? Hani giyinemiyor da olabilirdiniz. Yapamıyor da olabilirdi. Kesinlikle. Yani benim çevremdeki
Hani, benim babamın hiçbir kötü alışkanlığı yok. Maddi durumu iyi de olmayabilirdi. O da yine senin baban olacaktı yani. Hiç... Evet. Mesela şimdi eşime bakacak olursa, eşim ne faturalarını düzenleyen bir adamdı, ne çocuğun hani iyi bir baba olarak da hani babamın o kadar aldığına, yani bir anne o. Hani sadece yalnız başına bir anne büyütmüş onu. Bir de 5 tane çocuğu var yalnız başına bir kadın olarak. Köy yerinde büyütmeye çalışmış. Onun dışında büyüklükler varmış. Bazen babaanneme de hani şeyini bakmaya çalışıyorum. Evet. Hani o kadar belki o da böyle katı olmakta onun da bir suçu yoktu. Çünkü yani çok erken yaşta kocasını kaybetmiş. 5 tane çocukla ayakta durmaya çalışıyor. Evet. Ayakta erkek olmaya çalışmış. Evet. Onun da üzerinde yükleri belki fazlaydı. Bunu da aldım. Anlamaya çalışıyorum. Babamın da dünya anlamaya çalışıyorum. Evet. Evet. Aslında babam baktığım zaman kötü bir insan değil. Biraz annemin etkisinde kalarak herhalde babamı suçluyorum. Bak çünkü neden? Anne seni büyük kız olarak evet daha kanatları altına alıp orada seninle bazı şeyleri, olmayacak şeyleri bile paylaşmış. Bunları yapıyoruz. Birçok anne farkında bile olmadan o yaşadığı olumsuzlukları çocuklarınla paylaşıyorlar. Bu paylaşılmaması gereken bir durum. Ki paylaşmamana rağmen bile zaten o çocuklar bazı şeyleri görüp hissediyorlar. Ama bir de ekstra paylaşırsam, bir de böyle avukat gibi seçiyorlar ya kendilerini. Hani o çocuk sanki onun avukatı gibi. Bak hep şey gibi işte komşu gibi paylaşıyor onunla. Hayır, paylaşmaman gerekiyor. Acıların sende kalsın. Paylaşma, o çocuğa ekiyorsun. Çünkü o çocuğa kendi zehrini ona bulaştırıyorsun. Halbuki o zehirsiz. Yani o daha henüz fabrika ayarlarında, ama kim bozdu fabrika ayarlarını? İşte anne ve baba bozdu. Şimdi soru, fabrika ayarları bozulmuş olan o çocuklarda büyüyünce kendi en kızdıkları gibi olup sonra da o yine en yakın çocuklarının fabrika ayarlarını bozuyorlar. Evet. Hadi şimdi sen de kızından özür dile. Gerçekten. Gerçekten. Ve bugün en azından kendini olduğun gibi kabul edip bugünden itibaren aslında hem kendinin hem de onun istediği gibi bir kişi olmayı, insan olmayı seç. En azından. Kendim olduğum gibi kabul ediyorum. Evet, evet. Bütün bunlara rağmen, bütün bu acılara, bütün bu yaşanmışlıklara, bütün bu üzüntülere. Yaşanmışlıklara. Her şeye rağmen, evet. Ben bugün... Eksiklerime, hatalarıma... Evet, kabul ediyorum. Yaptıklarıma rağmen. Kabul ediyorum. Kendim olduğum gibi derinden kabul ediyorum. Evet. Hadi o sol tarafta o gerçekten o eski ben var. Hani çok o acı çeken ve üzüntü çeken ve... Evet, daha düne kadar evet eski bir ben var. Ona her şey için teşekkür et. Ve onu artık özgür bırak, serbest bırak. Eski ben her şey anladım. Evet. Ve artık onu bugün özgür bırakıyorum. Ve seni olduğun gibi kabul ediyorum. Kızmıyorum, seni suçlamıyorum. Ya olduğun gibi kabul ediyorum. Evet. Ama bugün yeni bir ben olmak için kendime izin veriyorum. Bugün. Yeni bir başlangıç. Parmaklarımda ve sol diz kapağımda bir ağrı var. Evet, evet. Hadi o yeni beni hissetmeni istiyorum. Sadece yeni beni. Hem kızının hem de kendin için olması gereken yeni beni bana bir tarif edebilir misin? Nasıl bir ben olursa, nasıl bir duygular, düşünceler de olursa... daha iyi olur. Keyifli, mutlu, huzurlu. Evet. Neşeli olabilir mi? Daha gülen yüzlerle bakan. Evet. Daha artık o geçmişte yaşamayan bir ben olabilir mi? Hani hep o geçmişin kalıntılarını artık ondan özgürleşmiş bir ben olabilir mi? Yani geçmişten evet derslerini aldı, kabul etti. Evet yaşandı bunlar, evet kabul ediyorum deyip. Ama geleceğe bakan bir ben olabilir mi? Ve gerçekten o kadınsı hislerini hissedebilir mi? Ve bunları ifade edebilir mi? Özgürce. Evet.
Yapabilir değil mi? Hani bunları fark edebilir ve yapabilir. Evet. Yapabilirse tamam. Ben çok güçlü. Tamam. Güzel. Kalbini hisset şimdi. Sevgiyi. Sevgiyi koşulsuz olarak hem çocuğuna hem kendine verebilir mi? Veya herkese? Sevgisini. Ki bedava. Çok büyük bir şey var. Evet. Verebilir değil mi? Yani yetenmiş. Evet. Sevgisini verebilir. Verebilir. Tamam. Mesela sevgi dolu. Peki kendini ve bedenini sevebilir mi? Artık. Peki, kendini yeterli hissedebilir mi? Şu anki koşullarda evet buyum. Ama yarın ne olacak bilmiyorum. Yarın evet, onun için buradayız zaten. Yarın daha üstüne koymak, yarın daha üstüne koymak. Evet. Sizler yeterli olmayı seçiyor. Evet, bugünkü koşullarda evet bu. Ama yarın tabii ki bilemem. Yarın değil, 2 saniye sonra her şey oluyor. Her şey oluyor. Her şey oluyor zaten. Her şey oluyor zaten. Değil mi? Yarın belki öyle bir şey yaşayacaksın ki vay be diyeceksin. Gibi. Ama şu anki koşullarda her şey olduğu gibi kabul edebiliyor musun? Tamam. Evet. Ve şimdi... Evet. Peki. Yukarıya da... Hani yaratıcın artık neye inanıyorsan ona da kırgın ve kızgın olmayı bırakabilir misin? Ben aslında onu çok seviyorum. Evet. 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 Tamam. Yaşadığım olaylar gereği, evet, yaşadığım dönem gereği, yaşanmışlıklarım gereği ya da o zamanki o bilinç gereği ona kızmış olabilirim. Bunu da kabul ediyor musun? Kırgın olmuş olabilirim. Evet, kabul ediyorum. Tamam. Ama bugünden itibaren aramdaki o kırgınlık ve kızgınlığı da kaldırıp onu da gerçekten koşulsuz sevmeyi ve ondan gelecek her şeyi de olduğu gibi kabul etmeyi seçiyor musun? Evet. Tamam. Ve ondan da özür diler misin? Çünkü ona da birazcık onun sınırlarına senden girdin sanki. Aha. Evet. Evet ki o zaten affedici biliyorsun. Koşulsuz affedici. Hani o koşul bile koymuyor değil mi? Koşulsuz affediyor. Evet. Hani o bile koşulsuz affederken biz koşullu affediyoruz. Değil mi? Evet. O seni affediyor zaten. Onda sıkıntı yok. Hadi ona kalbini aç sevgiyle kocaman. Ve her şey için teşekkür et. Her şey için teşekkür ederim. Evet. Her şey için sonsuz teşekkürler. Ve şükretmen. Hadi şimdi şükretmeni istiyorum. Bu çok önemli. Çünkü neden biliyor musun? Bak, konuşabiliyorsun, düşünebiliyorsun, nefes alabiliyorsun. Ve kendin için bir şey yapabiliyorsun, adım atabiliyorsun, yürüyebiliyorsun. Ya dışarı çıkıp markete gidebiliyorsun. Evet. Sağlıklı nefes için şükret ve sağlıklı bir çocuğa sahip olduğun için. O kadar önemli ki bu. O çocuğa sahip olmak isteyen ve olamayan milyonlarca insan var. Ben kızıma da diyorum bunu. Evet. Rabbimin bana verdiği evet. En güzel hediyesin diyorum. Ve o, şükür deyim diyorum. Evet. Ona sarılıyorum. Ve o insanlarla çalıştığın için. Harika. Beni anne olarak seçtiğin için sana teşekkür ediyorum. Harika. Kızıma hep bunu söylüyorum. Çok güzel. Çünkü o parçaya sahip olmak isteyen ve olamayan ve hatta çalıştığım kişi dedi ki ben anneler görüyorum çocuklarına acı çektiren. İnanamıyorum. Hani işte benim çocuğum olmuş olsa asla ona o acıları yaşatmam diyen o kadar çok insan var ki. Gibi ya da hani onu gören. Ben çünkü o çocuk... hayatım boyunca çocukları çok sevdim.
Evet. Çok Ve önemli. ilk hamile olduğumu öğrendiğim zaman şükür namazı kıldım ve Rabbime dua ettim, şükrettim. Harika. Ve Evet. her gün Allah'a secde ederken evladımla birlikte ona Çok secde güzel. ettim. Harika. Ona şükrettim. Evet. Yine şükret. Yine teşekkür et. Çocukluğumda yaşadığım her an için o kadar benim için özeldi ki ben Rabbime de her gün şükrediyorum. Bana annelik gibi güzel bir duyguyu bana yaşattığı için Evet. sonsuz şükürler olsun. Evet. Çok güzel bir duygu. Evet. Şu anda bu dünyada cennet yaşıyorum ben evladımla. Her Harika. an Tamam. oldu. Ama Ona sarılıyorum. o çocuğun da bilsin ki annesi muş gibi yapıyor değil, gerçekten mutlu olsun. Anladın değil mi? O çocuklar Ben biliyorlar. gerçekten mutluyum hocam. Muş gibi yapmıyorum. Harika. Yani o kadar huzurluyum ki, yani canı yürekten yavruma sarılıp diyorum ki Güzel. anneciğim, ben cennetin ne olduğunu bilmiyorum. Yani orayı nasıl deneyimleyeceğimizi bilmiyorum. Ama bu dünyada cennet diye bir şey varsa benim cennetim, şu anda yaşadığım şey sensin. Ve bütün canı yürekten yavruma söylüyorum. Beni anne olarak seçtiğin için, benim yavrum olduğun için sana teşekkür ediyorum. Seni o kadar çok seviyorum. Peki, İyi ki varsın peki diyorum. kızın. Sen benim Rabbimin verdiği en güzel hediyesin diyorum. Peki Ben kızın. bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Tamam, peki kızın seni seçtiği için mutlu mu sence? Eski bene bak. Eskiden. Eski ben. Eski beni soruyorum. Seanstan önceki ben var. Eski ben. Çünkü 10 senedir Valla. öyle bir anne görüyor. Eskisi benle onunla çok fazla ilgilenemediğimi söylüyor. Ben çocuğun tatlı tabii ki. Tamam. Ben Şimdi yeni yaşadıklarından ben. dolayı. Evet. Yeni ben nasıl bir ben olacak? O zaman kızıyla daha çok ilgilenecek. Daha mutlu yaşayacak. Evet. Tamam. Bunu yapabilecek mi? Bunu niyetini ediyor mu? Nasıl kısmını sorma. Niyet etmek. Nasıl yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl yapacağım diye sorarsan yapacağını Evet. yapamazsın zaten. Yapmayı seçiyorum. Nasıl senin görevin değil ki. Yapmayı seçmek, niyet etmek. Evet, Niyetin, ben o tohumun çok sevgi önemli. dolu, Evet. güçlü, mutlu, huzurlu, keyifli bir anne olmayı seçiyorum. Evet. Bu kadar. Ben çocuğuma yeterli bir anne olmayı seçiyorum. Sağlıklı ve mutlu. Çünkü o üzüntülü, hiçbir anne Mutlu. üzüntülü bir anne, hiçbir çocuk üzüntülü bir anne görmek istemiyor. Çünkü üzülüyorlar. Hatta kendilerini suçluyorlar. Bak kendin bile suçlamıştın. Evet. Kendimizi Dün suçlu mesela hissediyoruz. kızım brokoliyi çok fazla severekten yemiyor. Evet. Anne dedi, bunu dedi yemezsem seni mutsuz eder miyim? Ya çocuğun Ben de sorusuna dedim bakar ki, mısın? anneciğim dedim, sana şunu söyleyeyim. Bu zamana kadar ben seni hiçbir şey yedin, yemedin, yaptın, yapmadın diye seni zorladım mı bir şeye? Özgürlüğünü engelledim mi senin? Yok anneciğim. Ben sana istemediğin bir şey yaptırdım mı? Hayır anneciğim. O yüzden ben çocuğuma hiçbir şeyi zorla yaptırmadım. Bebekken bile bir tek Zorla ilaç yaptırma içirip meselesi değil burada. zorla tutarak Bak, içirdim. zorla yaptırmadığını o da biliyor, sen de biliyorsun. Buna gerek yok. Mutlu hissetmeni istiyor. Anladın değil mi? Oradaki hikaye o. Evet. Bence onun amacı beni mutlu etmek aslında. Zorlamak değil, seni mutlu görmek istiyor. Demek ki mutlu olmanı, gerçekten mutlu olmanı görmeye ihtiyacı var. Bu da çok önemli ama gerçekten. Evet hocam. Bundan sonra gerçekten hayat devam ediyor. Acılar da olacak, iniş çıkışların da olacak. Yine sıkıntılar olacak ama buna rağmen yine de o dengede kalmayı seçebiliyor musun? Ya, dengede olmayı çok istiyorum ama hani artık ben birilerine bağımlı olarak yaşamayı istemiyorum Tamam. hocam. Yani